أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاتحة مع الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem Misafirler, Sevgili Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre sahabe gibi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, sahabe gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve varisi günümüzdeki devrin imamına ihsanla tabi olmak ve nefs tezkesi ve tasfiyesiyle sahabe gibi salih kullardan olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu misafirler, sevgili kardeşlerim, dünya hayatımız muhakkak bir süreyi içeriyor. Asıl hayatın yaşanacağı yer ahiret yurdu. Sonsuz hayatımızı orada geçireceğiz. Ama bu dünya ahiretin tarlasıdır ne ekerseniz orada biçersiniz. İşte bugünkü konferansımızda çok basit, herkesin kesinlikle kolaycıkla anlayabileceği üç şeyi söylüyoruz. Sahabe gibi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, sahabe gibi her devirde ve bu dönemde de Resulullah'ın varisi devrin imamına tabi olmak ve dinin esası olan olmazsa olmaz şartı olan içimizdeki düşman nefsimiz nefs tezkesi ve tasfiyesiyle sahabe gibi salih kullardan olmayı size anlatacağız. Tabii ki yegane kaynak Kur'an-ı Kerim. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, din ilahidir. Sahibi Allah'tır. Ve allah Teala ezeli ve ebedi olarak tek bir din insanlar için seçmiştir. Allah'ın ilmi ve rahmeti, kainatı, her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi kuşatan rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kuşatan Rabbimiz, dinde değişmeyen hükümleri kutsal kitaplarında bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kendisinden önce indirilen Tevrat'ı tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kendisinden önce indirilen İncil'i tasdik ediyor. Bunun manası ne? Bunun manası bütün kutsal kitaplarda peygamberlerine Allah-u Teala'nın indirdiği din tek bir dindir. Babamız İbrahim'in Hanif dini Arap çağdı ile İslam'dır. İşte son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Allah'ın koruması altına aldığı kıyamete kadar baki olan değişmeyen yaşamamız istediği dinin bütün hükümlerini ihtiva eden yegane kaynak Kur'an-ı Kerim mucize-i baki elimizde. İşte o mucizeyi baki elimizde olan Kur'an-ı Kerimle bugün size üç esası, dinin üç esasını anlatacağız. Dinin üç esası nedir? Birincisi vahdet. Allah tektir. İşte insanların açık ve gizli şirkten beri olmaları mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeleriyle mümkündür. Dilinizin söylediği kalbiniz tasdik etmiyorsa sabahtan akşama kadar ezber ezbere Kur'an-ı Kerim okumasanız asla ve asla kurtuluşa ulaşamazsınız. Hepimizin sahibi, dinin de sahibi, Kur'an'ın da sahibi olan Allah devamlı kalbinize bakıyor. Kur'an-ı Kerim'in de işaret ettiği eğer diliniz ayetleri söylüyor ve dilinizin söylediği ayetler kalbinize yoksa allah Teala o kişinin kurtuluşa ulaşamayacağını küfürde olduğunu beyan ediyor. Dolayısıyla hepimizin bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın ayetlerini kalbimize indirmemiz gerektiğini idrak etmemiz ve Allah-u Teala'ya devamlı yalvarmamız Ya Rabbim bu okuduğum ayetleri kalbime indir, ancak o zaman emrettiğin hedeflere teslim dininin muhtun muhtevasına sahip olabilirim. İşte mucize-i baki Kur'an-ı Kerim her şeyi ihtiva ediyor. Tam yedi tane ayet-i kerimede dikkatinizi çekmek istiyorum. allah Teala Allah dilediğine hikmeti verir. Bakara 269 Kime Kur'an kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır verilmiştir. Ama bunu ulül elbab yani ehli zikir tezekkür edebilir, ehli zikir açıklayabilir. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dininizi öğrenmek istiyorsanız, bunun olması olmaz şartı kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Kur'an-ı Kerim'i de öğrenmek istiyorsanız, işte şu anda ekranda gördüğünüz Yedi tane ayet-i kerimede her şeye muhtevi olan Kur'an-ı Kerim'i kendi aklınızla değil Allah'ın emrettiği biçimde öğrenmek durumundasınız. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde bilmiyorsanız zikir eline sorun. Hepinizin çokça tekrar ettiği ve bildiği hayrukum men taallamel kur'an muallimuhu en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Eğer hedefiniz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, dininizi yaşamaksa ki kesinlikle hepinizin hedefi budur. O zaman ayet-i kerimenin muhtevası içerisinde bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli dediği ulul elbab olan kullar, zikir ehli dediği ihlas sahibi kullar, zikir ehli dediği salih kullar, zikir ehli dediği Allah-u Teala'nın veli mürşitlerine sormak ve o şekilde öğrenmek durumundasınız. 14 asıl evvel sahabe dediğimiz insanlar Resulullah'a tabi olmadan, Resulullah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeden evvel halleri cahiliye standartları içerisinde bir bedevi hayatı yaşıyorlardı. Resulullah'tan evvelki dönem cahiliye dönemi. Yani Kur'an'ın bilinmediği, Kur'an-ı Kerim'i bilmeden hayatın yaşandığı bir dönem. Bugün de dünyada 7,5 milyar insan var bu yedi buçuk milyar insandan emin olun Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler onlar teknolojinin hangi seviyesine gelmiş olursa olsunlar Allah'a göre cahiliye dönemi içerisindeler. Ölünce Hanya'yı Konya'yı anlayacaklar ama siz siz olun bu dünya hayatını terk etmeden evvel bütün kainatı yoktan var eden hepimizin sahibi ve hepimize Allah'ın miras bıraktığı uymamızı istediği dinin yegane kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelisiniz. allah Teala bu zikri ben indirdim, onu ben koruyacağım. Hicr 9. Enne nahnu nezelne zikre ve enne illa hafizun. Öyleyse elimizde mucize-i baki Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altında. Ve Allah'ın koruması altında olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorsak bilmediklerimizi zikir ehline sormamız lazım. Enbiya 7. Kur'an-ı Kerim'de araştırıyoruz zikir ehli kimdir? allah Teala Bakara 269'da bize otururken, ayaktayken, yan yatarken daima Allah'ı zikredenler olduğunu görüyoruz. Alimran suresinin 190-191. ayet-i kerimesinden li ulil elbab اَلَّذ۪ينَ يَسْكُنُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Öyleyse hikmet sahibi alimler, ehli zikir, Kur'an-ı Kerim'i kendilerinden öğrenmemiz gereken insanlar, alalede kişiler değil, onlar da bugünkü konferansımızın konusunda belirtildiği gibi, evvela katten Allah'a ulaşmayı dilemişler, daha sonra kendi dönemlerinde Allah'ın irşatla vazifeli kıldığı, ehli zikre Resulullah'ın varisi olan, alime, devrin imamına, veli mürşide, veli resule tabi olmuşlar ve onlara tabi olmakla dinin esası olan Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefslerini tezkiye ve tasfiye ile ihlasa ulaşmışlar ve salih kullardan olmuşlar. Ve başkaları için yaşamaya başlamışlar. Muhterem misafirler sevgili kardeşlerim. Biz bu dünya hayatına dünya için değil. Biz bu dünya hayatını Allah için yaşamaya geldik. Her şey bizim dışımızda her şey bizler için ama biz dünya için değil. Biz yaratılan mahlukat için değil. Biz mahlukatı yaratan Allah için var olmalıyız. Allah'ın bize bahşettiği hayat ancak Allah için yaşamaya başladığımız an bir mana kazanır. İşte bugün bu konferansta üç esası hayatınıza tatbik ettiğiniz an siz de sahabe gibi Allah için yaşamaya başlarsınız ama bir şeyin farkına varırsınız. Ya her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diyeceksiniz. Çünkü gerçekten kainatın sahibi olan Rabbimiz emirlerine itaat edilmesi halinde Kur'an-ı Kerim sahabe gibi yaşanmaya başladığı an bu dünya hepinize cennet olur. E zaten istediğiniz bu. Hani halk arasında bir söz var. Körün aradığı bir göz, Allah verdiği iki göz. İşte allah Teala Kur'an-ı Kerim'le ve Kur'an-ı Kerim'i bize öğretecek olan Allah'ın, Resulullah'ın varisi, Allah'ın tayin ettiği ve şimdi mürşide tabi olduğumuz an o da ikinci gözümüz ve böylece iki gözle dünya hayatımız cennet olur. O zaman tekrar yedi ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim ile ilgili 7 ayet-i kerimeye bakacak olursak bunun başında her şeyin Kur'an'da mevcut olduğu kim için bir hakikat daimi zikre ulaşanlar. Daimi zikirde olanlar önemli mi? Gerçek Resulullah'ın varisi onlar. Nereden biliyoruz? Allah Resulü hadisinde buyuruyor ki, alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Öyleyse alim cahil. Cahil kimdir? Cahil, Kur'an ayetlerine göre kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dilemese dahi, ibadet yapsa, bir hayır işlese, Allah'ın kanunu gereğince 1'e 10 kazanır. Enam suresinin 160. ayet-i kerimesinde Allah'ın hükmü bu cahil de olsa bir hayır işlediği zaman, bir ibadet yaptığı zaman allah Teala'nın kanunu 1'e 10. Ama alim uykuda olmasına rağmen kesintisiz bir ibadeti yapıyor. Alimin uykusu. Nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. İşte Alimran suresinin 191. ayet-i kerimesinde onlar ayaktayken de otururken de ve yan üstü yatarken de Allah'ı zikrediyorlar. Yatarken yapılabilen tek ibadet Allah'ı zikretmek. İşte bu sebeple bu Allah'ı zikreden uykuda olan alimlerin kazancı cahilin ibadetinden 690 kadar kat fazla. Siz de o alimlerden olmak istiyor musunuz? Belki içinizden bu sualime ben kim, o alimden olmak kim? Hayır. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın hükmü kalpten ulaşmayı dileyenleri 1'e 700 kazandıracak olan seviyeyi Allah getiriyor. Allah'ın sözünde hulf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Sadece sizden istenen Ya Rabbim bugün bütün dostlarını, bugüne kadar yaşadığım bütün dostlarını nasıl kapten Allah'a ulaşmayı diledilerse, nasıl bu dileği onunların kalbine koyduysan, benim de kalbime bu dileği bugün bu konferansa koy ya Rabbim diye allah Teala'dan talepte bulunun. Allah bu dileği kalbinize koyduğu zaman siz artık kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, dilemeyen cahillerden değil, tam tersi kalben Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu 7-8 aylık süre içerisinde Allah'a ulaştırıp 1'e 700 kazanan alimlerden olursunuz. İşte bugün bu muhtevayı size açıklamaya geldik. Ama bunun giriş kapısı anahtarı kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, bugüne kadar birçok camide birçok kişiden ayetler dinlediniz, din size anlatıldı ama belki birçoğundan bu söylediklerimi dinlemediniz. Ama bunlar Kur'an'ın hakikatleri. İşte neden kalben Allah'a ulaşmayı dilemek? Hemen ifade etmek istiyorum. Kur'an'ın Kerim'de tam 7 tane ayet-i kerimede imanın şartı olarak dile getiriliyor. Kim 7 ayet-i kerimeye göre kalben Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu delalette bırakır. İşte Yunus 7, bize ulaşmayı dilemezler. Yunus 11 Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. Yunus 15 Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. Yunus 45 Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar. Furkan 21 bize mülaki olmayı dilemeyenler. Rum 8 Rablerine mülaki olmayı inkar edenler. Secde 10 Rablerine mülaki olmayı inkar edenler. Öyleyse Allah'ın bir hükmü var. Allah Teala hepimizden kalben Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Nedir Allah'a ulaşmak? Allah'a ulaşmak hidayettir. İşte iki tane ayet-i kerime Bakara 120 ve Alimran 73. Bakara 120'de Allah Teala Yahudiler ve Nasraniler sizden razı olmazlar. Siz onların dinine tabi olmadıkça. Demek ki onlar kalben ulaşmayı dilemeyi terk etmişler. Ve kalben ulaşmayı dinemeden bir din hayatı yaşıyorlar Yahudiler ve Nasraniler. Ve Allah Resulü Resulünü gönderiyor ve onlara şu tarifi yapıyor. Kul ünne hüdallahi vel hudah. De ki hidayet Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Öyle şey hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu allah Teala ayet-i kerimede tescil ediyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumuna Ayetin devamında onlar hevalarına tabi. Öyleyse ya kişi hevasına tabi olan dinin yaşadığını zanneden ama gerçekte dinin yaşamayan birisi olacak veya Allah Teala'nın ayet kelimesi belirtilince kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyleyse eşfî malukat olan Allah'ın emrettiği bir İnsan olmak istiyorsanız kalben ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutlu olmak istiyorsanız kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a yakın bir kul olmak istiyorsanız kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Başkalarını mutlu etmek istiyorsanız kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalben ulaşmayı dilemeden insan olmak da mümkün değil, mutlu olmak da mümkün değil. Allah'ın yakın bir dostu olmak da mümkün değil. Başkalarını mutlu etmek de mümkün değil. Bu terim misafirler sevgili kardeşlerim kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Belki içinizden şu anda tabii ki çok basit ben diliyorum diyeceksiniz. Ama bakın kalben ulaşmayı dilemezseniz o zaman kesinlikle siz kalben dünyayı dileyen birisisiniz. O zaman dünyayı dilemeniz halinde akibetiniz ne olur görmenizi istiyorum. Bakın Allah Teala bize dünyayı ver diyenler ki genellikle bugün kalbin ulaşmayı dilemeyenler kalplerinde dünya olanlardır. Ya kalbinizde Kur'an olacak veya kalbinizde dünya olacak. İşte kalbinizde dünya varsa bize Rabbimiz dünyada ver derse onun ahirette nasibi yok. Bize ulaşmayı dilemeyenler onların varacağı yer ateş cehennem bize kim dünya hayatını isterse onun için ahirette ateş var. Kim dünya kazancını isterse veririz ahirette nasibi yok. Kim dünyayı tercih ederse veririz ama varacağı yer ateş. Ve allah Teala bizi uyarıyor. Ey insanlar Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Yani sakın kalbinizden dünyayı değil Allah'ı isteyin. Ve sakın şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. İki tane risk noktası, dönüm noktası var. Biz de bugün size kesinlikle kalbinizde dünya değil, Allah olması lazım diye allah Teala emrediyor. Kalben ulaşmayı dilemenizi istiyoruz. Şayet bu bütün açıklamalarımıza rağmen siz kalben ulaşmayı dilemediniz. O zaman böyle bir hayatı yaşarsanız ölünce dünyaya geri gelmek ve kalben ulaşmayı dileyenlerden olmak isteyeceksiniz. Bizi dünyaya geri gönder diyenler bakın. Bu dünya hayatını Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Hep dünyanın peşinden koştunuz ve vefat ettiniz, öldünüz. Bizi dünyaya geri gönder diyenlerden olacaksınız. Ayet-i Kerime gayet açık. Keşke bizi geri dönderseler diye. Araf 53. Keşke dünyayı bizi gönderseler. İbrahim 44. Rabbimiz bizi yakın bir zamana kadar tehir et. Senin davetine icabet edelim. Kalben ulaşmayı dileyelim. Ve senin Resulullah'ın varisi olan Mürşide Resul'e tabi olalım. Mumin 99. Rabbim beni geri döndür. Terk ettiğim salih ameli işleyeyim. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip Mürşidime tabi olayım. Fatır 37. Rabbimiz bizi dünyaya geri gönder. Mumin 11. Tekrar dünyaya gelmek istiyorlar. Bir insanın ölümden sonra tekrar dünyaya geri gelmesi mümkün mü imkansız. Öyleyse gelin diyoruz. Eyvah demeden Allah deyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin, kalben ulaşmayı dileyin. Güterem misafirler sevgili kardeşlerim, sizin kalben ulaşmayı dileyip dilemediğinizi anlayabilir misiniz? Evet. Suallerim var size. Dünyayı mı istiyorsunuz Allah'ı mı? Cenneti mi istiyorsunuz Allah'ı mı? Kainatı mı istiyorsunuz Allah'ı mı? Eğer her üç sualde de cevabınız Allah'sa işte o zaman siz kalbin ulaşmayı dileyenlerdensiniz. Çünkü allah Teala dünyayı bizim için ama bizi dünya için değil. Cennetler bizim için ama cen biz cennet için değil. Kainat bizim için ama biz kainat için değil. Biz Allah içiniz. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmaktır. Eğer siz dininizi yaşamak istiyorsanız kesinlikle Allah'a teslim olacaksınız. Benim neyim var ki ben Allah'a teslim olayım hocam diye düşünebilirsiniz. Bir kere daha Allah'ın sizi üç vücut ve serbest iradeyle yarattığını görmenizi istiyorum. Üç vücut ve serbest iradeye bakacak olursanız bu üç vücut ve serbest iradenin sahibi varlık insan Allah içindir. Allah için olmak Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse biz Allah içinsek Allah'a teslim olmamız lazım. Evvela ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz lazım bir. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz lazım iki. Sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım üç. Sonra irademizi Allah'a teslim etmemiz lazım dört. Ve bütün kutsal kitaplar Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de yedi safa ve dört teslimi açıklıyor. Tekrar ediyorum. Yedi safa ama dört teslim. Birinci teslim ruhun teslimi. ikinci teslim fizik vücut teslimi. Üçüncü teslim nefsin teslimi. Dördüncü teslim iradenin teslimi. Öyleyse Tevrat da bu dört teslimi gerçekleştirmemizi, İncil'de bu dört teslimi gerçekleştirmemizi, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bu dört teslimi gerçekleştirmemizi emrediyorum. İşte sahabe Kur'an'daki İslam'ın yaşadığı Yedi sava dört teslimi. Hemen görmenizi istiyorum. Yedi sava dört teslim sahabe tarafından nasıl yaşandı? Evvela Kur'an-ı Kerim'e göre yedi safa ve dört teslim farz. O farzları görmenizi istiyorum. allah Teala emrediyor bize. Yedi safa ve dört teslimi farz. Kur'an-ı Kerim'e göre yedi safa farz kılmıştır. Rum 31. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'ın birinci emri size açıkladığımız. Mumin 15. Mürşidinize tabi olun. ikinci emri. 3. Ruhunuzu Allah'a teslim edin. Üçüncü emir. Fizik ucunuzu Allah'a teslim edin. Dördüncü emir. Nefsinizi Allah'a teslim edin. Beşinci emir. İhlasa, irşada ulaşın. Altıncı emir. Ve iradenizi Allah'a teslim edin. Yedinci emir. İşte bu bütün kutsal kitaplarda Mutluluk formülü 7 sava 4 teslimden oluşuyor. Ve sahabe bu 7 farzı yerine getirdiler. İşte görmenizi istiyorum. Sahabe tarafından 7 safanın yaşanması. Zümer 17. Hepsi kalpten ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve şeytana kulken kendilerini şeytana kulmaktan kurtuldular. Hepsi Resulullah'ın varisi Allah'ın mürşidine tabi oldular. Sahabe tabi olmuş mu? Evet. Fethi ona göre hepsi kendi döneminde Resulullah'a biat ettiler tabi oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Zümer 18. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Alimran 191. Hepsi ihlasa, irşada ulaştılar. Hücret 7. Ve hepsi iradenini Allah'a teslim ettiler. Alimran 110. Öyleyse bütün kutsal kitaplarda yedi safa farz ve yedi safayı sahabe öğrendi ve yaşadılar ve onlar insanlara bu yedi safayı öğretmek üzere vazifeli oldular. Muhterem misafirler kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda gerçekten kalbinizden diliyorsanız istisnasız Allah, Allah, Allah demeniz lazım. Yani Allah'ın zikrine başlamanız lazım. Çünkü ibadetlerin sultanı zikirdir. Allah'ın ismin tekrarı neden? E dedik Kur'an-ı Kerim kainatın kitabı. E kainatın kitabı Kur'an-ı Kerim Allah'ın emriyle bize kalben ulaşmayı dilemeyi emrediyor. Ve dilediğimiz anda bu bir hedef emir. Hemen Birinci vasıta emre başlamamızı istiyor. Nedir o? O zikirdir. Zikir neden bu kadar önemli? Çünkü muhterem misafirler, kainat cansızlardan oluşuyor. Cansızlar atomlardan oluşuyor. En küçük atom hidrojen atomu. Merkezinde bir proton etrafında 10 üzeri 13 santimetre uzaklıkta 7 yörüngede elektronlar var ve bunlar elementleri oluşturuyor. Cansız varlıklar, mekan bu dizayn içerisinde bir muhteva kazanıyor. Ama allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İsra 44'te diyor ki Gökler ve yedi kat yerler, yedi kat yerler ve gökler hep Allah'ı tesbih ediyor. Tesbih nedir, zikir nedir? Serbest irade sahibi varlıklar sizlersiniz, insan ve cinler. Allah'ın kendisine cüz'i irade verdiği iki varlık var, cinler ve insanlar. Cüzi irade sahibi, serbest irade sahibi, ibkî varlık Allah'ın ismini kendi iradesiyle isteyerek tekrar ederse bunun adı zikirdir. Ama irade sahibi olmayan diğer varlıklar, bütün cansızlar iradeleri yok, bütün bitkilerin iradeleri yok, bütün hayvanların iradeleri yok. Bu iradesi olmayanlar da Allah'ın ismini tekrar ediyorlar. Ama bu iradesi olmayanlar Allah'ın ismini neyle tekrar ediyorlar? Külli iradeyle. İşte bu külli iradenin onlara yaptığı zikir tesbih'tir. Ve allah Teala bu sebeple yedi kat gökler ve yerler Allah'ı tesbih ediyor. Öyleyse bitkiler Allah'ın ismini tekrar ediyorlar. Ama tesbih standartları içinde. Cansızlar, dağlar, taşlar Allah'ın ismini tekrar ediyorlar. Ama tesbih standartları içerisinde. Hayvanlar Allah'ın ismini tekrar ediyorlar. Ama tesbih standartları içinde. İşte, zikrin neden bu kadar önemli olduğunu ifade babında bir ecnebi prof bu Müslümanların kitabı doğru söylüyorsa o zaman her şeyin Allah'ı zikretmesi lazım. Ve Bakara suresi 26. ayet-i karar kılıyor. Diyor ki eğer gerçekten böyleyse sivri sineğin de hareket ve sistemini laboratuvarda kayıt altına alıyor. Ülk, yüksek frekans altında almış oldu bu kaydı düşük frekansa indirgeyince bir de bakıyor ki gerçekten Kur'an-ı Kerim 12'den vuruyor. Sivri sinek bir teviye kesintisiz Allah diyor. Ama sivri sineğin iradesi yok. O zaman iradesi olmayan bu sivri sinek külli irade ona bu zikri yaptırıyorsa bunun adı ne? Tesbih. İşte bakın bakalım bak sivri sineğin bir teviye kesintisi nasıl Allah dediğini görün. Duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Öyleyse şu anda etrafınızda işitmediğiniz ama her şey Allah'ın ismini tekrar ediyor. Ve her şey külli iradeyle Allah'ın ismi tekrar etmesine rağmen allah Teala her şeyi cüz'ü irade sahibi cinler ve insanlar için yaratmış. Ama allah Teala cin ve insanlardan ne istiyor? Cin ve insanlardan Allah'a kul olmalarını istiyor. İşte Zariyat Suresinin 56. ayet-i وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ الْيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şeyin değil, bize abd olsun diye yarattık. Ne zaman kişi abd oluyor? İnsan olan kişi ne zaman kişi abd oluyor? Zümer 17 Kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an İşte bakın, onlar ki tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Nasıl? Kalben Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır, mı müjdeler Öyleyse kalben ulaşmayı dilemek sizi şeytana kullanmaktan kurtarıyor, Allah'a kul ediyor. O zaman siz de bugün normal alalede sadece ezbere okuyup da kalbinde ayet bulunmayan kimseler gibi olmayın. Allah'ın ayetlerini Allah'ın katından kalbinize indirmek istiyorsanız mutlaka kalbin ulaşmayı dileyin. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ve işte Hz. Musa Aleyhisselam. Bakın Allah Teala'dan nasıl talepte bulunmuşlar. İnşirah 1, İnşirah 2, 3 ve İnşirah 4. 4 ayet-i kerimeye dikkatinizi çekmek istiyorum. allah Teala buyuruyor ki, Elem Senin göğsünü şerh etmedik mi? Ne yapmış allah Teala'nın Resulü? Kalbin ulaşmayı dilemiş. allah Teala 7 Furkan'ın sahibi kılmış ve arkasından kalbini Allah kendisine çevirmiş ve göğsünden kalbine nur yolunu açmış allah Teala. İşte allah Teala Peygamberimize diyor ki, göğsünden kalbine nur yolu açmadık mı? Senin göğsünü şerri etmedik mi? Ve onu Cebrail Selam'a ulaştırmış. İnşirah 2, İnşirah 3 ve Cebrail Selam'la birlikte senin üzerindeki bütün günah yükünü kaldırmadık mı? Ve İnşirah 4 ve senin zikrini raf etmedik mi? Yani iradeni de teslim almadık mı? İşte Allah'ın dostları dört teslimi yaşayanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ruhunu teslim etmiştir allah Teala'ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fizik vücudu teslim etmiştir. Nefsini teslim etmiş ve iradenin teslim etmiştir. Dört teslimle Allah'a teslim olmuş ve allah Teala onu irşatla vazifeli kılmıştır. Aynı kanun Hz. Musa için geçerli. Rabbi şirali sedri ve yesirli emri ve hukmanın insani Aynı şekilde o da dört teslimi gerçekleştirmiştir. Siz de bütün peygamberler gibi onların yolunu izleyen, Dört teslimi gerçekleştiren olmak istiyorsanız kalben ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben inanıyorum şu anda beni salonlarda dinleyen siz muhterem misafirler. Hepiniz kalben ulaşmayı dilediniz. Ama işareti ne? Kalben ulaşmayı dileyip dilemediğinizde iç dünyanıza bakın. Ben diledim diyorsanız. Ama içinizde dünya varsa hala çocuk hala mal hala o düşüncenin içindeysen dilemediniz. Ama kalben ulaşmayı dileyip hemen Allah Allah demeye başladıysanız o zaman Allah Teala'nın ayetleri kalbinize inmeye başladı ve siz kesinlikle beş kalp şartının sahibi olan kişi perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan istiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, dört terkel hacet namazı. Allah Teala bunu Kur'an'ın neresinde? Cahiliye döneminde şeytanın pis ameli var. Maide 90. Allah Teala diyor ki içki, kumar, puta tapmak ve fal okları ise yasaklandı. Bunlar şeytanın pis ameli. Öyleyse fal okları ile insanlar yol tayin ediyorlardı cahiliye döneminde. Allah fal oklarını yasakladı. Ayet-i kerimede bakın ezlam diyor fal okları. Allah'ın Resulü buyuruyor ki Allah fal oklarını yasakladığı zaman Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi isale namazı, iki rekatlık namaz. Bir tanesi de hacet namazı. Bu iki namaz da gusül abdestiyle kılınır. İlk rekatlık namazda, isale namazında bilinmeyen bir gaybi bilgiyi öğrenmek için Allah'a müracaat edilir. Hacet namazında ise kesinlikle o kişiyi allah Teala bir dileğinin kabulü için allah Teala müracaat eder. İsrare namazında Fatiha'dan sonra Kulyayül Kafirün ikinci rekatta İhlas, Hacet namazında Fatiha'dan sonra üç ayetir kürsi. 2. rekatta İhlas Velaknaz. Üçüncü rekatta İhlas Velaknaz. Dördüncü rekatta İhlas Velaknaz okunur. Ve kişi mürşidini hacet namazıyla Allah'tan ister. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz yüzde yüz allah Teala kalbinizde oluşturduğu kalp şartıyla beş kalp şartı size mutlaka Resulullah'ın varisi mürşidi gösterecektir. Günümüzde Resulullah'ın birinci devirde varisi Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı Mehdi Aleyhisselam'dır. Hidayet çağındayız. Hidayet asrındayız. Ve diğer bütün kavim Resulleri devrin imamını temsil ediyor. O veli mürşitler kavim Resullerini temsil ediyor, devrin imamını temsil ediyor. Veli mürşitler, salih kullar, muhlis kullar, ulelbab olan kullar, muhsin kullar, zahid kullar kalbi Allah'ı zikreden herkes devrin imamını temsil ediyor. Devrin imamı ise Allah'ı temsil ediyor. Allah'ın tasarrufunda. Bakın tam yedi tane ayet-i kerimede asaleten devrin imamı, bekaleten devrin imamlarının Allah'ın tasarrufunda olduğunu allah Teala bize nasıl açıklıyor? Bu Muhterem misafirler her şey Kur'an'la o kadar güzel ki tarifi gayri mümkünsüz. Üst seviyede bir lezzet var. İşte Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı asaleten Peygamber Efendimiz'e diyor ki sen o nefsinden söz söylemez. Onun söylediği her söz vahidir. Arap 188. De ki Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar vermeye muktedir değilim. Enfal 47, 17. Sen yerden bir avuç kumu alıp düşmanın üzerine attığın zaman seni atmadın. Onu Allah attı. Fetih 10 sana biat edenler Allah'a biat etmişlerdir. Necdün 6, Nal 127. Senin sabrın Allah iledir. Ta 109 şefaat etme yetkisi sadece devrin imamına aittir. Öyleyse her devirde asaleten devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Son asaleten devrin imamı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'i bir daha Nebi gelmeyecek. Ama Nebi'nin olmadığı bu fetret döneminde Maide Suresinin 19. ayet kelimesi gereğince allah Teala Veli Resullerden bir tanesini seçiyor. Onu vekaleten devrin imamı tayin ediyor. İşte günümüzde vekaleten devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Resulullah'ın varisi. Ve siz ya ona doğrudan doğruya ki bugün bu tövbeyi onun adına size vereceğiz veya kesinlikle onu temsil eden hidayete vesile olan bir Allah'ın dostuna mutlaka ulaşacaksınız. İstisnası yok. Allah'ın kanunu her yerde hakim ve sadece Allah'ın sözleri yerine getirilir. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah bizden kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah da o kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı keri görür. Öyleyse Resulullah'ın varisi devrin imamına tabi olmak istiyorsanız hacet namazı ve mutlaka bu hacet namazıyla Allah-u Teala'nın size göstereceği mürşide ulaşacaksınız. İşte Resulullah'ın mürşidi kimdi? Cebrail Aleyhisselam. Levlel murabbi lema Rabbi. Benim de müşidim olmasaydı ben Rabbime arif olamazdım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ı nimetlerinden dolayı seviniz. Eğer Allah'ı seviyorsanız beni de seviniz. Beni Allah'tan dolayı seviniz. Eğer beni seviyorsanız sahabemi de benden dolayı seviniz. Öyleyse biz her devirde Allah'ı temsil eden vekaleten devrin imamını Allah'tan dolayı seviyoruz ve ona tabi oluyoruz. Tıpkı sahabenin Resulullah'a tabi olduğu gibi. Çünkü birinci derecede Resulullah'ın varisi kesinlikle devrin imamıdır. Her insan hata yapar ama hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Birisi 1'e 10 kazanırken tövbe eden, mürşidine tabi olan kişi 1'e 700 kazanmaya başlıyor. Ve Allah Teala'nın Resulü diyor ki, sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa yaptığı her hayır en az 10 mislinden 100 misline kadar 700 misline kadar sevap ona verilir. Ve sadece işlediği şerler birebir cezalanır. Öyleyse kim o vesileyi yani beni temsil eden mürşidi hacet namazıyla Allah'tan isterse o kesinlikle benim şefaatime Nail olur. Şefaatim ona kesinlikle farz olur. Alimler peygamberin varisleridir. Şüphesiz peygamberler altın ve gümüş cinsi maddi şeyler miras bırakmazlar. Onların sadece bıraktıkları ilimdir. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyorsak o da bize miras olarak Kur'an-ı Kerim'i bırakmıştır. İşte onun varisleri her devirde Kur'an-ı Kerim'i kulağın olan Allah'ın dostlarıdır. Allah Teala kesinlikle şöyle buyuruyor. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostuna dost olanlar Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olanlar Allah'ın düşmanıdır. Bugün Kur'an'ı yüklenen Allah'ın dostu Mehdi Aleyhisselam ona dost olan Allah'ın dostudur. Ona düşman olan Allah'ın düşmanıdır. Ona dost olmak için ne lazım? İşte Ar Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli etti. Hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği bu tövbeyi onunla yerine getirmek lazım. İşte sahabe 14 asıl level bu 7 tane tezkiye kademesini yerine getirmek suretiyle Allah'a kul oldular. Burada da kalmadılar. Zikirlerini artırdılar zahitlerden oldular. Zikirlerini artırdılar muhsinlerden oldular. Zikirlerini artırdılar daimi zikre ulaştılar. Nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Yeminlerini de yerine getirdiler ve zikirlerini artırdılar hepsi salih kullardan oldular. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki Kur'an'daki İslam'ı yaşamak kolay. Dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'de dinin giriş kapısı kalbden ulaşmayı dilemek. Böylece 12 tane ihsanla Resulullah'ın varisi, Allah'ın dostu, evliyaya tabi olduğunuz an, ki Allah Resulü benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz buyurması sebebiyle nasıl her dönemde Resulullah'ın varisi varsa sahabenin de her dönemde izdüşümü var Allah'ın dostları onlardan birisine tabi olursanız ki neyle tabi oluyoruz hacet namazı kılarak Allah'tan soruyoruz tabi olduğumuz an ibadetlerin sultanı elbette bütün ibadetleri yapacağız ama bu ibadetlerin sultanı zikir çünkü nefs tezkesini ve tasfiyesini gerçekleştirebilecek tek ibadet zikirdir zikir, zikir, zikir ve zikrin en kıymetli ibadet olduğunu hadisler de bize açıklıyor. Ulaştınız, ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Ondan sonra Allah'tan ne diyeceksiniz? Fizik vücudumu da teslim etmek istiyorum ya Rabbim. Ve zikrinizi arttıracaksınız. Zikrinizi arttırıp muhsinlerden olduğunuz an 18 saat zikir yapmanız lazım. Bu fizik vücudunu Allah'a teslimidir Nefsinizi Allah'a teslim etmek istiyorsunuz. 24 saat zikir, daimi zikir. İşte onun için nefsini Allah'a teslim edenler diyorlar ki Allah Teala onları şöyle açıklıyor. Onlar ayaktayken de Allah diyorlar. Onlar otururken de Allah diyorlar. Onlar yan üstü yatarken de Allah diyorlar. Ve bakın Allah Teala Nur Suresi'nin 37. ayet-i kerimesinde nasıl açıklıyor? Ricalin La tulhum ticaretin ve la bey'en zikrullah ve ikam-ı salat ve zekat. Ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten ve zekat vermekten alı koymadı insanlar. Öyleyse 24 saat neyle meşgul olursanız olun o meşguliyet sizi Allah'ın zikrinden alı koymuyor. İç sesinizde devamlı Allah diyorsunuz, Allah diyorsunuz, Allah diyorsunuz ve 24 saat Allah'ı zikrettiğiniz için zikirle uykunuzu da ibadet haline getiriyorsunuz. İşte Allah Teala'nın dizaynı bu. Kimdir Allah'ın dostu? Uykusu da ibadet haline gelen kişi. Resulullah'ın benim gözlerim uyur ama kalbim uymaz. Muhterem misafirler sevgili kardeşlerim kalbin ulaşmayı diliyor musunuz? Evet diyorsunuz dilden mi kalpten mi? Kalpten diyorsunuz. Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor. Siz Resulullah'ın varisi günümüzdeki devrin imamına tabi olmak istiyor musunuz? Evet diyorsunuz. Tövbe edecek misiniz? Evet. Tövbe etmek istiyorsanız şu anda hazırsanız ki Resulullah'ın varisi Allah'ı temsil ediyor. Devrin imamı tövbe etmek istiyorsanız o zaman ayağa kalkmanızı sizden istirham ediyoruz. Hazır mısınız? Hazırız diyorsanız başlıyoruz. Auzubillahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Yedi bin zikirle başlayacaksınız. Hepiniz salih kullardan olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamün <Sessizlik> aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. El Fatiha Allah razı olsun